Canım arkadaşım, selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Umarım iyisindir, umarım sağlığın saatin yerindedir. Benim öyle açıkçası. Şimdi sevgili arkadaşlarım, fonksiyonun tersini işleyeceğiz. En son orada kalmıştık çünkü fonksiyonun tersinde. Önemli bir konu. Bu fonksiyonun tersiyle alakalı ayete fonksiyonlarda da bazı sorular çözeceğiz. O yüzden ikisini bir harmanlayabilmen lazım. Şimdi tabii... Bu 5. dersimiz 5 beş, beş ders, beş ders boyunca artık öğrendiklerini hemen uygulamaya koymazsan bazı şeyleri unutabilirsin. Dolayısıyla bu videodan sonraki kısımda sana ödev vereceğim. Videonun sonunda mutlaka izlemeyi unutma o yüzden. Videonun sonunda ben sana bir ödev vereceğim. O ödevleri de sevgili arkadaşlarım yapacaksın. Ondan sonra AYT derslerine geleceksin. AYT derslerini işledikten sonra da hem TYT hem de AYT konularını içeren testler bulacaksın karşında ki o testler small medium large testler olacak sevgili arkadaşlarım. Mutlak surette çok ama çok iyi dinlemen gerekiyor. Haberin olsun aklında bulunsun ben sana söyleyeyim. Şimdi abone olduysan videoyu da beğendiysen ki yaptım ben biliyorum geçelim dersimize. Evet şimdi fonksiyonun tersi var karşımızda. Fonksiyonun tersi as aslında adı üstünde. Ters fonksiyonu düşüneceğiz. Burada f fonksiyonu a'dan b'ye birebir ve örten bir fonksiyon ve ix de birim fonksiyonu olmak üzere. Eğer ki ben f ve g fonksiyonlarını bileşke işlemi altına sokarsam ve karşılığında da ben birim fonksiyonumu alırsam işte bu fon iki fonksiyon birbirinin tersidir diyebilirim. Şimdi g fonksiyonu burada f üzeri eksi 1 ile gösterilecek. Yani f fonksiyonun tersi olduğu için f üzeri eksi 1 ile göstereceğiz. f fonksiyonu a'dan b'ye ise ve ben buradan seçtiğim x'leri y'ye dönüştürüyorsam artık şunu söyleyebilirim. fx eşittir y ise ters fonksiyona göre F'in tersinde y, x'e eşittir diyeceğim arkadaşlar. Yani burada aslında iki hareket var bak şu çok basit. F x eşittir y ise dedim. Dikkat edin ne? Buradaki y'yi buraya, buradaki x'i karşı tarafa zıplatmak istiyorsan fonksiyonun tersi de yapabilirsin bunu. F'in tersinde y eşittir x'tir diyeceğiz sevgili gençler. 32. örneğimize bakalım. Bu fonksiyonların ters fonksiyonlarını buluruz demiş. Şimdi burada daha öncesinde de size denettirdiğim bir yöntem vardı. O yöntemi işleyelim. Bu e, yöntem sevgili arkadaşlarım. Logaritma fonksiyonunun ters alınırken, üstel fonksiyonu ters alınırken, trigonometrik fonksiyonların ters alınırken hepsi için geçerli. Dikkatli dinle. Daha sonrasında farklı şekillerde ters alma yöntemleri de göstereceğiz. Öncelikle x kare artı 3 tersine nasıl alınır? X'e uygulanan işlemleri sırasıyla yazacaksın tamam mı? 1. Karesi alınmış bu x. Karesi alınmış. 2. 3 eklenmiş. Bir de 3 eklemiş değil mi? Şimdi ben hem tersten başlayacağım sıralama olarak hem de sevgili arkadaşım anti işlemleri uygulayacağım bu işlemleri yaparken. Mesela burada 3 ekle diyor ya hemen x'ten 3 e, çıkaracağım. Ve karesini al dediğine göre artık kare almanın ters işlemi kare kök almadır. İşte bu da bize f'in tersinde x'i verecek diyebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi geldim şuraya. 1 işlemler neler? 6 ile çarpmış. 6 ile çarpmış. 2, 7 çıkarmış. Tamam. Son işlem 3, 2'ye bölmüş. E şimdi ben ne yapacaktım? Tersten başlayacağım ve bütün işlemlerinde anti işlemlerini uygulayacaktım değil mi? O zaman yazalım. G'nin tersinde x eşittir. 2'ye bölmek yerine ben 2 ile çarpacağım. 7 çıkarmak yerine 7 ekleyeceğim ve 6 ile çarpmak yerine 6'ya böleceğim. İşte bu da benim fonksiyonumun tersidir diyeceğim. Gel şimdi h'ın tersinde x fonksiyonumuza bulmaya gayret gösterelim. Şimdi yapılan işlemleri önce sıra sıra bir yazalım. 1. Ne yapılmış? Küp alınmış. Küp almış. 2. 3 ile çarpmış. Sonrasında ne yapıyor? Üçüncü işlem 6 eklemiş. Ve yapılan son işlemde karesini almış. Hemen yazdık. Karesini almış. Şimdi ben ne yapacağım? Tersten başlayacağım. Ve bütün işlemlerinde anti işlemlerini uygulayacağım. Ve doğal olarak artık şu hal alacak. Bak karesini al demişti ben kare kökünü alacağım. Bu bir. 6 ekle demişti ben 6 çıkaracağım. 3 ile çarp demişti ben 3'e böleceğim. Küpünü al demişti ben ne yapacağım? Küp kökünü alacağım. Ve işte h'ın tersinde x fonksiyonu karşımda diyeceğim. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Yani Vay efendim x'e e, f'in tersi diyelim x'lerde işte fx fonksiyonu da işte bizim için y olsun cart olsun cürt olsun şunu şuraya yazalım bunu buraya yazalım demek yerine karmaşık kurmaşık işler yapmak yerine aha bu işte bunu yaparsan başarılı olursun. Bu kadar basit. Tamam mı güzel kardeşim? Bence tamam. Hadi bakalım. Şimdi bir notumuz var. Eğer fonksiyonumuz bu şekildeyse. Tersi nasıl alınır? Çok zor gibi görünüyor değil mi? Yani ben şu fonksiyonun tersini nasıl alacağım? Şimdi? Çok basit bir yöntemi var. O da şu. Sadece ama sadece senin işin buradaki A ve D ile. Ne demek A ve D ile? Tersini al diyorsa bunların hem yerini değiştiriyorsun hem de işaretlerini değiştiriyorsun. Başka yapacağım hiçbir şey yok. Tamam. Yani F'in tersi ne oluyor? Eksi DX artı B bölü CX eksi A olmuş oluyor. Bak A'yı buraya eksi A diye aldım. D'yi buraya eksi D diye çıkardım. ikisinin kafasına yazdım. Bu kadar. Şimdi F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon. E şimdi burada F fonksiyonu için konuşuyoruz. Bak F fonksiyonu için konuşuyorum. F fonksiyonunun tanım kümesi değil miydi bu? Evet tanım kümesiydi. Şimdi F fonksiyonunun kuralı buydu. Bu kuralla göre ben F fonksiyonunun tanım kümesinde hangi eleman yoktur diyebilirim? Tabii ki paydayı sıfıra eşitleyen x değeri yoktur derim. Şimdi o halde benim paydam ne? Cx artı d. Ben buradaki cx artı d'yi sıfıra eşit dersem benim buradaki x'im eksi d bölü c olacaktır. Dolayısıyla benim buradaki tanım kümemi ben tüm reel sayılardan hangi sayıyı çıkaracağım? Eksi d bölü c'yi çıkarırsam tanım kümesini bulmuş olurum. Şimdi güzel kardeşim bana bir de değer kümesi lazım bunun. Yani şurası lazım. Ben bunu nasıl bulacağım? Bunu bulabilmek için şunu yapman gerekiyor. Bak çok basit. Tersiyle ne ilgisi var onu göstereceğiz şimdi o kardeşim f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlıysa eğer f'in tersi fonksiyonu nereden nereye tanımlıdır? Tabii ki b'den a'ya tanımlıdır. Yani f'in tersi fonksiyonun tanım kümesi aslına bakarsam b kümesinin ta kendisidir. E şimdi güzel kardeşim f'in tersi fonksiyonunun e, kuralı bu. E o zaman tanım kümesi de b ise demek ki ben artık buradaki paydayı sıfıra eşitleyen değeri yani cx eksi a'yı sıfır yapan değeri ben bu tanım kümesinden çıkarmam gerekiyor. E buradaki x ne gelir? a bölü c gelir. E o zaman güzel kardeşim buraya yazacağız. Tüm reel sayılardan neyi çıkarmam gerekiyor? a bölü c'yi çıkarırsam cevabı bulurum diyeceğim ben. Tamam. Şimdi 33. örneğimize bir bakalım seninle beraber. Ne yapmış bak? Tanım kümesinde a'yı çıkarmış. Değer kümesinde de b'yi çıkarmış. Şimdi fx'in kuralı buysa benim fx'imin kuralını Paydasını sıfır yapan değer kaç? Eksi 6. Demek ki buradaki A dediğimiz değer eksi 6'nın ta kendisi. Bu cepte mi cepte? Şimdi ben bunun tersini bulayım. F'in tersi x. F'in tersinde x'i nasıl buluyordum? Şuradaki 1. Ama buradaki 1 değil. Üzgünüm. Bizi şaşırtmak için yapmış ve ben de az daha şaşırıyordum. Şimdi ben şunu şöyle bir düzenleyeyim. Bu neye eşittir? 2x eksi 7 bölü x artı 6'ya eşittir değil mi? Bak x'leri başa yazdım. Burada x sona verilmiş ya. Hemen bak karıştırıyorduk ha. E şimdi f'in tersinde eksi bulmak daha basit. Şuradaki 2 ile buradaki 6'yı hem yer hem işaret değiştireceğim. Yani eksi 6 x eksi 7 bölü x eksi 2'dir diyeceğim. Bu 1. Şimdi burayı sıfırla değer ne? 2. O zaman buradaki b de kesinlikle 2'dir. Şimdi bizden istenen ne? f a artı b yani eksi 6 ile 2'yi topla ne gelir? Eksi 4 mü gelir? Demek ki f eksi 4 soruluyor. E benim f kuralı zaten belliydi be güzel kardeşim. 2 x eksi 7 Bölü x artı 6 idi. Demek ki ben burada neyi yerine yazacakmışım? Eksi 4'ü yerine yazacakmışım. Çünkü o bana soruluyor. O zaman yazalım. 2 kere eksi 4 eksi 8 eksi 7 bölü eksi 4 artı 6 daha kaç yapar? 2 yapar. Demek ki cevabımız eksi 15 bölü 2 imiş. Ya yahut eksi 7 buçukmuş diyeceğiz sevgili gençler. Evet basit de değil mi? Yani böyle işlenince daha basit oluyor. Şimdi bilgimiz var. Bu bilgiye bir bakalım. Ters fonksiyonun özellikleri diyor. FAB'ye eşit ancak ve ancak. F'in tersinde B de o halde A'ya eşittir diyeceğiz. F'in tersinin tersi ben bir ifadenin tersini alıp sonra bir daha onu da tersini alırsam F'in kendisini bulmuş olurum. F bileşke F'in tersinde X tabii ki de X'e eşit olacaktır. F bileşke G'nin tersinde X peki nasıl alınır? Yani bileşke fonksiyonun tersini aldığında da bu da şuna dönüşür. Ben bunların hem yerlerini değiştireceğim hem de terslerini alacağım. Yani G'nin tersinde bileşke F'in tersinde ne olur arkadaşlar? İkisinin ta kendisi olur burası. Bak bunu sakın unutmayın. Çok unutulan bilgi budur. Tamam. Bir diğer sayfamıza bakalım. 34. örnekteyiz. F ve G fonksiyonları birebir bir örtendir. Bak bir soru sana taktik. Birebir bir örten diyorsa bir sorunun içerisinde. O sorunun çözümünde mutlak suretle bak. %99.9 ters fonksiyonla alakalıdır o soru. Tamam yani şu kısımda sana terslikle alakalı bir şey vermediyse bile o soru ters fonksiyonla alakalıdır. Ona dikkat et. Şimdi devam. fx artı 1 bu ve g'nin tersinde 2x artı 5 de buymuş. f'in tersinde 6 artı g5 bölü f2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle f'in düzünde x artı 1'in ben 2x artı 4 olduğunu biliyorum değil mi? O halde f'in tersinde 2x artı 4 de güzel kardeşim x artı 1'e eşit olur. Daha sonrasında g'nin tersinde 2x artı 5 eşittir neymiş? x eksi 1'miş. O halde g'nin düzünde x eksi 1 de bana 2x artı 5'in kendisini verir. Şimdi benim elimde şu dördü var. Bu dördünü kullanarak ben bu soruyu çok rahat biçimde çözerim. Bak çok rahat iddia ediyorum. f'in tersinde 6 soruluyor be güzel kardeş bak. f'in tersinde ben şuraya 6 yaparsam soruyu çözerim. E, buraya 6 yapmak için x'e 1 vermek lazım x'e 1 veriliyorsa burası da 1'dir. 1 artı 1 kaç yapar? 2. Bak burası 2'ymiş. Bitti. Geldim buraya. G5. E şuraya yani. Burayı 5 yapmak için x'e 6 vermem lazım. Ama buradaki de x'e 6. Evet, yani o zaman 2 kere 6 12. 5 daha 17 yapar burası da. 2 artı 17 19. Üst taraf 19'un ta kendisi. Bölü. Şimdi alt kısma bakıyorum. E, F2 var. Demek ki ben şuraya 2 yapmam lazım. X'e ne vereceğiz? 1. O zaman burası da 1'dir. Burası birisi 2 kere 1. 2, 4 ekledim. 6'nın ta kendisi yaptı. 19 bölü 6 da bana demek ki cevabı veriyormuş güzel kardeşim. 34. örneğimizi çözdüğümüze göre geçtik 35'e. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Teşekkürler. Diyor ki g bileşke f'in tersi bileşke g sıfır. Yani neyi soruyor bize biliyor musun? g'nin içine diyor. f'in tersini yazdın diyor. Sonra bir daha g yazdın diyor. Bunun içine de sıfırı yazdın diyor. İşte sana ben bunu soruyorum diyor. Bizim ilk bulmamız gereken şey ne? İçerideki g sıfırı bulmamız gerekiyor. G0. G fonksiyonu hangisi? Şu. 0 siyahtan nereye gitmiş? Bak 8'e gitmiş. Demek ki burası kaç oluyor? 8. Şimdi benim neyi bulmam lazım? F'in tersinde 8'i bulmam gerekiyor. Bak öyle oldu orası. F'in tersinde 8. Dışarısında da G yazıyor. F'in tersinde 8 nedir? f fonksiyonu 8 yapan değeri bulacağım. f fonksiyonun ben kuralının x küp olduğunu biliyorum. Peki şöyle 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 yaparsak. Şunu da şöyle 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 aşağı indirirsek. Bu fonksiyon f fonksiyonu 8 yapan x değeri kaçtır? Tabii ki 2'dir. 2 yerine yazarsam 8 olur. Demek ki arkadaşlarım burası da kaçmış? 2. Şimdi bana ne lazım? G2 lazım. G2'yi bulursam soruyu da çözerim. G fonksiyonunda 2 nereye gitmiş? Bak 2 var ya bak nereye gidiyor? Bak 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 gördün mü? Bak eksi 2'ye gidiyor. Demek ki cevabımızda neymiş? Eksi 2'nin ta kendisi olacakmış diyeceğiz. Bu kadar hızlı ve basit bir şekilde çözebilirdiniz bu soruyu. Ve gençler 36. örneğimize doğru geçtik. Fx artı 5 neymiş? H'ın tersinde 2x artı 3'müş arkadaşlar. H birleşki F6 soruluyor. Yani diyor ki H'ın içine diyor F6'yı yazacaksın diyor. E çok güzel. Şimdi ben şunu şuradan bir koparayım arkadaşım. Bunu şöyle şuraya bir getirelim. Şöyle de büyütelim. Bak şimdi. Bana ne gerekiyor? İlk başta F6 gerekiyor. E tamam çok güzel. Biz bunu buluruz ya. F6 elde etmek için x gördüğüm yere 1 yazarsam bak burası hop komple ne olur? 6 olur. Güzel. Demek ki x gördüğüm yere 1 yazmam gerekiyor. Hadi yazalım. Demek ki F6 dediğimiz ifade aslına bakarsan h'ın tersinde 2 kere 1, 2, 3 ekledim 5'miş. Burası normal değil mi? Buraya kadar her şey sıkıntı yok. Şimdi bana f6 lazım dedim ya. Ben bu f6 gördüğüm yere artık şunu yazabilirim. H içerisinde şunu yazacağım. H'ın tersinde 5'i bir güzel yazdım. E güzel kardeşim bak. H H'ın tersi burada birbirini götürüp hop burası da böyle 5'e eşit olmaz mı olur? E tamam da cevabı bulduk işte yeter. Devamına gerek var mı? Yok. Devam. 37. örnek. fx fonksiyonu bize deniliyor ki 5x artı 2 bölü a artı 3x. Şimdi ben bu ıı, 5x artı 2 bölü bunu biraz düzenli yazalım. 3x artı a biçiminde yazmak istiyorum tamam mı? Bu fx. Şöyle. E peki f bileşke fx kaçtır? E, f, bile, f bileşke fx'in e eşit olduğu dile getiriliyor. Şimdi ulan nasıl oluyor f ile f'i işleme sokuyorum birim fonksiyon geliyor. Bu neydi? Birim fonksiyondu değil mi bu? Birim fonksiyon nasıl olur arkadaşlar burası? Tabii ki de şuradaki f veya şuradaki f fark etmez. F'in tersine eşit olursa olur. Demek ki fonksiyonun kendisi tersine eşitmiş. O zaman ben bu fonksiyonun tersini şu şekilde bir ifade etmeye çalışayım. Ne, ne diyeceğim? Şuradaki 5 ile buradaki a'yı hem yer değiştireceğim, hem işaret değiştireceğim ve kendisine eşit diyeceğim. A'nın işaretini değiştirirsem eksi a olur burası. Daha sonrasında eksi ax artı 2 dedim buraya. Buradaki 5'i de aşağı indireceğim. 3x eksi 5 yaptı diyeceğim. Şimdi bak canım kardeşim. Şuradaki fonksiyonumuz şuradaki fonksiyona eşitmiş. O halde buradaki eksi a kesinlikle 5'tir. Eksi a 5 ise a sayısı kesinlikle ama kesinlikle eksi 5'in ta kendisidir. Şimdi a'yı bulduk ya. fx fonksiyonumuz aslında neymiş? 5x artı 2 bölü A'mız eksi 5 olduğu için de 3x eksi 5'miş. 3x eksi 5'miş. Şimdi benden ne isteniyor? F'in tersinde A. E ben F'in tersi fonksiyonunun F'in düzüne eşit olduğunu söylemiştim. Yani bu F, Fx fonksiyonu aslında F'in tersinde X fonksiyonuna eşit. İçeriye de A yaz demiş. A sayısı eksi 5 de unutma. Demek ki ben bu eksi 5'i alacağım. Şurada X gördüğüm yere yazacağım. Demek ki burada X gördüğümüz yerleri de artık eksi 5 yazmalıyız. Tamam. Şimdi 5 kere eksi 5 eksi 25 artı 2'miz var. Alt kısımda da 3 kere eksi 5 eksi 15 yapar. Eksi bir de 5'imiz var. Eksi 25'e 2 eklersem eksi 23 yapar. Eksi 15 eksi 5 daha eksi 20 yapar. Eksiler gitsin doğru cevap ne olur? 23 bölü 20'nin ta kendisi olur diyeceğiz. sevgili arkadaşlar. Bu kadar basitte ve güzel bir soruydu açıkçası. Evet 37. örneğimizi de çözdük. Şimdi notumuz var. Bu notta şuradan bahsediyoruz. Bir fonksiyonun tersinin grafiği y x doğrusuna göre simetridir. Bu konuyla ilgili bilgileri ve örnekleri AYT fonksiyon video ders kitabımızda fonksiyonlar konusunun devamında bulacaksınız demiştik ki zaten onu da sevgili arkadaşlar kitap değil artık. Bir sonraki konu anlatım kısmında bulacaksınız. Yani birkaç video sonra bunları da anlatacağız sizlere. 38. örnek burada fonksiyonlarda grafikli sorular kısmını ele alacağız arkadaşlar. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. FF0 artı FFF2 soruluyor bize. Öncelikle bana ne lazım? F0 lazım. F0'ın ben burada 3 olması gerektiğini görüyorum. O halde artık burası bana F3'ü verir. F3'ü ifade etmem gerekiyor. F3 kaçtır? Bak aşağı doğru inmiş 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 çarpmış dönmüş eksi 1'e gitmiş. Demek ki burası kaçmış? Eksi 1'in ta kendisi artı. Şimdi yan tarafa bakacağız. Bana F2 gerekiyor. F2'nin 0 olduğunu görüyorum. F0 kaçtı? F0 hocam 3'tü. E F3 kaçtı hocam o da eksi 1'di. Demek ki eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yapar diyeceğiz ve sorumuzun cevabı eksi 2 olacaktı. Devam ediyorum 39. örneğimle. Bir grafiğimiz var ve bu grafiğe göre f içerisinde fk eksi 1 1'e eşit. Bu eşitliği sağlayan k değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi öncelikle ben f'in içerisine bir f fonksiyonu daha yazdığım zaman ve onun içinde de x gördüğün yere k-1 yaz demiş. Bunun 1'e eşit olduğunu görüyorum. Yani en dışarıdaki f fonksiyonuna bakacak olursam f fonksiyonunu 1 yapan değerleri benim bulmam gerekiyor. Şimdi f fonksiyonunu 1 yapan sevgili arkadaşlarım bak şurada şu var değil mi? Tabi bir de bunun ilerisinde sevgili arkadaşlar şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle ilerisinde hop şunu silelim ve tekrardan elimize şunu alalım. Bir de şurada bir değer var. Bu değerin ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Şimdi fonksiyonu 1 yapan değer burada bizim için neymiş? Sıfır. E çok güzel. Demek ki içerisinde olacak sıfır. Yani artık soru başka bir soruya evrildi. Bu soruda şudur. F'in içerisinde k eksi 1'i 0 yapan değerleri arıyoruz şu an. Güzel. O zaman şurayı silelim. F'i 0 yapan değerler nelerdir ona bakalım. Bir eksi 1'imiz var. Bir 2'miz var. Bir de 6'mız var. Şimdi içeriği eksi 1 yapacağız. 2 yapacağız bir de 6 yapacağız. K eksi 1 dediğim değer eğer eksi 1 ise K burada sıfırdır. bu cepte. K eksi 1 eşittir 2 ise K burada 3'tür ikinci cepte. K eksi 1 eşittir 6 ise K eşittir 7'dir bu da 3. Üçüncü. üçüncü de cepte oldu artık. İşte sevgili arkadaşlar sorunun şu kısmından sonrasını bitirmemiz gerekiyor aslında ama diğer, diğer K'ları bulamayız çünkü şuradaki değeri bilmiyoruz. K0, K3 ve K7 K'nın alabileceği değerlerdir diyeceğiz ve bunların da toplamı bize 10'u 10 verir. Doğru cevabımız 10'dur diyebiliriz. Ve artık sağ üst taraftayız. 40. örnekteyiz arkadaşlar. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre fx eşittir x eşitliğini sağlayan x değerlerini çarpın. Burada herhangi bir değer bulmayacağız aslında. Şöyle yapmamız gerekiyor. Şu f bir fonksiyonsa e, buradaki x'i de bir fonksiyona yani y eşittir x fonksiyonuna e, gibi düşünüp bu şekilde ifade edeceğiz. Yani iki fonksiyonun kesiştiği noktalara bakmamız lazım bizim. Peki y eşittir x fonksiyonun grafiğini ben nasıl çizerim? Tabii ki o birinci açıortay ortay doğrusudur. Birinci açıortay ortay doğrusu. Birinci açıortay ortay doğrusunu bilmeyen varsa öğrensin. Birinci bölgeyi iki eşit parçaya 45 derecelik bir açıya sahip doğruyla ayıran doğrudur. Yani şu şekilde. Bu y eşittir x'tir arkadaşlar. Yani bize diyor ki bu iki doğru yani yukarıda gösterdiğimiz siyah doğru ve sana verdiğimiz kırmızı do grafik kaç noktada kesişir diye soruluyor. X değerlerinin çarpımı sorulmuş aslında bakarsan. Şimdi burada bu X değerlerini ben nasıl e, bulabilirim? Şu şekilde yapacağız. Şurada bir noktada kesişiyor değil mi? Yani şurada bir noktada kesiştiğini görüyoruz. Şimdi ben burayı bulacağım. Sonra şurada bir noktada kesiştiğini biliyoruz. Burayı da işte eğimle meğimle şunda bunla buluruz x değeri. Küsüratlı da çıkabilir. Ya burada işte bunu bulacağız. Başka var mı? Yok. Ben bunları nasıl bulurum? Çok uğraşmaya gerek yok. Neden biliyor musun? Çünkü zaten sıfırlı da bunlar kesiştikleri için. Şuradaki pozitif olan sayıların çarpımını bulabilsem bile zaten ben bunları sıfırla çarpacağım için sonuç yine sıfır olacaktı diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet yani biraz kurmazca bir soru. Ama bu kurnazlıklara bizim düşünmememiz gerekiyor. 41. örneğimiz ve bu da son örneğimiz fonksiyonlarda daha sonrasında test ödevinizi vereceğim sevgili gençler. 41. örnekte yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor bana. Buna göre 3 çarpı f eksi 4 eksi 2 f3 bölü f0 değeri sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada f-4 önce bu değeri hesaplayalım x4 nereye gitmiş arkadaşlar yukarı yani bak burada 1'e gitmiş demek ki burası 1 3 kere 1 de bana 3'ü verir bu arada eksi 2 çarpı f3'e bakacağız f 3 bak aşağı doğru inmiş nereye gitmiş eksi 1'e gitmiş demek ki 2 kere eksi 1 diyeceğiz burada bölü f0 0 nereye gitmiş yukarıda 5'ten geçmiştir şimdi eksi 2 ile eksi 1'i çarparsan artı yapar 3 ile 2'yi toplarsan 5 gelir 5 bölü 5'in de 1 geleceğini görüyoruz. Doğru cevabımız 1'dir diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Bu şekilde konu anlatım kısmımızı da TYT fonksiyonlar için bitirmiş olduk. Şimdi AYT konu anlatımlarını çekeceğiz. Buradaki fonksiyon 1, fonksiyon 2 ve fonksiyon 3 adlı testler ödevleriniz arkadaşlar. Bu ödevleri mutlaka yapıyorsunuz. Bir diğer videoyu izlemeden önce yani AYT fonksiyonlara geçmeden önce PDF'lerinizi de gösterelim. İşte burada e, fonksiyonlar diye başlayıp gra, fonksiyon grafiklerini yorumlama kısmına gelmeden önce mutlaka ama mutlaka bu, de, bu ödevlerinizi bitirin ve biz konumuza bu şekilde başlayacağız. Bu şekilde başlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. AYT fonksiyonlar daha kısa sürecek. Yani 3 videoda falan bitiririz diye e, düşünüyorum. Daha sonrasında burada small, medium, large testlerden hemen sonra ikinci dereceden denklemlere başlayacağız. Haberiniz olsun. Benden geride çok fazla kalmayın. Benimle beraber ilerlemeye çalışın. Daha iyi olur. Ha hocam ben sizi çok geç fark ettim, çok geç e, gördüm. PDF'leri beğendim ve başlamaya başladı? Yani başlamaya karar verdim diyen arkadaşlarım da acele etmesinler. Hocaya yetişmem gerekiyor, öyle daha iyi oluyormuş hocaya yetişeyim diye acele etmesinler arkadaşlar. Sonuç olarak e, ne çok fazla gaza basmak gerekiyor ne de çok fazla frene basmak gerekiyor. Ortalama güzel bir hızda, e, kendi hızında o hızı yakalayıp bu şekilde devam etmende fayda var. Aklında bulunsun. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.